Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta nasıl mod yapılır serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve galiba bu 3. bölümü oluyor. Evet. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet, öyleyse ufaktan videoya geçelim. Şimdi bildiğiniz üzere önceki bölümde şu zımbırtıları eklemiştik. Bir de recipe yapıldığını vesaire öğrenmiştik. Şimdi bu bölümde ise arkadaşlar sizlere nasıl kılıç, kazma falan o tarz şeyler yapılacağını göstereceğim. Yani kısacası alet yapmayı göstereceğiz. Şurada da yazıyor zaten. Nasıl alet yapılacağını göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle bu uranyumun kılıcını, kazmasını, baltasını, çapasını, küreğini yapacağız. Bayağı bir şey yapacağız yani kısacası arkadaşlar. Bu video birazcık uzun olabilir, o yüzden çok takmayın. Şimdi basıyorum alet kısmına. Pardon, yaratıcı sekmesi kısmı açıldı. Hemen abi kazma kısmımıza basıyoruz, alet kısmına. Yani şimdi ilk öncelikle yapacağımız kazmanın adı, ben ilk önce ya yani kazmam kılıç mı onu yapacağız. Ben ilk önce kılıçla başlamak istiyorum. O yüzden diyorum ki uranyum kılıç diyoruz. Kılıç. Yeni bir alet oluştur. Şimdi alet görünüşü. Bunu da tekrardan şablonlardan yararlanacağız arkadaşlar. Şablona basıyorum ve diyorum ki ben arkadaşlar şurada bakın çubuk şeyi var ya, buna basıp oluşturuyorum. Şimdi diyeceksiniz nasıl kazma yapacaksın? Çok basit. Böyle açtınız ya bu editörü. Şurada ufak bir artı buton var. Görüyorsunuz ama bu basıyorsunuz. Anne şablona giriyorsunuz. Tekrar buna basıyorsunuz ve bakın burada kazma var. Buna basıp oluştura basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kazmamız geldi. Yani şu anda kazmamız, pardon, biz ne yapıyorduk? Kılıç yapıyorduk. Pardon, biz kılıç yapıyorduk. Kazma yapmıyorduk. Böyle şeyler olabiliyor, evet. Kılıç yapıyorduk. O zaman ne yapıyorum? Kılıcı seçiyorum şuradakini ve oluştura basıyorum ve gördüğünüz gibi kılıcım geldi. Şimdi uranyum kılıcı yapıyoruz ve yeşilli olmasını istiyorum ben ufak bir. O yüzden buradan hemen koyu yeşil alıp arkadaşlar şu fırçama geliyorum ve şöyle evet basıyorum. Yeşil bir kılıç oldu, ancak ben birazcık bunu detaylandıracağım. Tabii onun önce şu çerçevesini bir yapmak istiyorum arkadaşlar. Siyahlı şeyimizi alalım. Şöyle bir çerçevesini yapmak istiyorum. Bence gayet iyi oldu şu anda. Şimdi koyu yeşil rengimi alıyorum ve şöyle şöyle abi bak. Nasıl yapılabilir biliyor musunuz? Şu açık yeşil alırsınız, tamam mı? Şöyle şöyle abi bütün her yerini boyuyorum. Şimdi bu tonlamalara falan çok dikkat etmeden boyuyorum. Ardından gidip koyu yeşil alıyorum. Ben daha çok böyle yapmayı seviyorum tekstürleri. Gördüğünüz böyle böyle koyu yeşillerimizi koya koya uranyum kılıcımızı yaptık. Yani şu anda yapıyoruz. Nasıl oldu? Çok iyi oldu ya bence. Gayet iyi oldu. Şöyle şöyle kenarlarını birazcık daha detaylandırabiliriz. Evet, şu anda bence gayet iyi oldu. Hatta şöyle gidip güzel güzel eklentiler de yapabiliriz, böyle ne bileyim. Sanki şeymiş, dikenmiş gibi falan eklentiler yapabiliriz. Hatta yapsak mı şöyle şöyle, nasıl durur ki böyle? Şöyle eklentiler yaptım. Güzel duruyor ya bu arada. Hatta şöyle şöyle şeyler yaparsak daha da şekil durabilir belki. Bir bakalım. Şöyle 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 aynı mı, ikisi de aynı gibi. Ya bu arada şekil duruyor ama ben böyle yapmayacağım. Çok garip duruyor çünkü biraz fazla şey duruyor. Şöyle yapabiliriz aslında. Bak siyah alalım, tamam mı? Şu etrafını siyah yapalım. Bir dakika, olmadı. Şöyle abi siyah yapalım. Nasıl oldu? Şöyle şöyle bir şeyler yapalım. Bak şekil oldu bu arada. Bence gayet güzel oldu şu anda. Bence okey. Evet. Bunu kaydediyorum ve eşya olarak kaydediyorum. Adını da uranyum. Uranyum. Kılıç olarak kaydediyorum bunu şimdi. Kılıç şöyle kaydediyoruz. Ve evet, uranyum kılıcımız okey. Şimdi geldim buraya ve kılıcın görünüşüne bastım. Ardından detaylara geliyorum. Uranyum kılıç olarak düzeltelim şunu. Kılıç. Şimdi bunu kılıç yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan. Sonra tools and utilities de kalabilir. Şimdi bunlar kazma seviyesi, verimlilik falan. Bunlar kılıç olduğu için bunlarla işimiz yok. Heh, attack damage var. Bir de büyülenebilirlik. Şimdi büyülenebilirlik arkadaşlar. Hani kaçıncı seviye büyüler getirebildiğiniz. Böyle ne kadar iyi büyüler alabildiği. Ben bunu bir 10 yapıyorum abi. Verimlilik ve kazma seviyesi, bunlar kazmaya falan özgü bir şey. Bunlar işte verimlilik, hani ne kadar sürede kırdı. Kazma seviyesi de hani oluyor ya mesela, daha bunun üzerine kırılabilen şeyler falan, işte onlar. Göstereceğim daha sonradan. Şimdi ne kadar hasar vurdu? Kaç yapalım? Güçlü olsun. Uranyum oldu. Şimdi hani 12,5 yapacağım, tamam mı? Ama şuraya virgül koyun, nokta koyarsanız bunu 125 olarak falan kabul edebilir. Saldırı hızı 1 değil abi, 2,5 olsun, tamam. Baya hızlı bir şekilde 12,5 hız vurabilirsin. Dayanıklılığı, yani ne kadar sürede kırılsın. Ben bunu baya dayanıklı yapmak istiyorum. O yüzden 10.000 yapıyorum abi ben bunu. Gayet iyi.
Tamir eşyası dediğim örste bunu neyle tamir edebileceksiniz? Ben uranyum kürçesi yapıyorum. Ateşe karşı dayanıklı olmasını istiyorum. Ferrolütün yerine duruyorum işte bu o bahsettiğim şey. Bunu açıyorum. Evet. Şimdi prosedür kısmına geliyoruz. Bu prosedür kısmını sonraki bölümde gösterebilirim belki. Evet, sonraki bölüm değil de ondan sonraki bölümde belki gösteririm. Ama şu anlık bunda yine bir işimiz yok. Çünkü klasik bir kılıç yapıyorum. Modern mentiri kaydediyorum ve gözde bir kılıcım geldi. Şimdi burada yapılış eklemem gerekiyor. Hemen geliyorum abi. Tarif ekliyorum ve kılıç yapıyoruz adına. Hemen bir tarif ekleyip kılıcımı koyuyorum. Ardından hemen uranyum kürçesini şöyle yapılmasını istiyorum. Şurada bir tane zaten çubuk konuluyor. Şöyle stack yazıp şeyim koyabilirim. Hani çubuğumu koyabilirim. Şimdi ardından modern mentiri kaydet dedik ve gözde bir kılıcımız da geldi. Birazcık hızlı anlatıyorum çünkü hani şey fazla fazla item yapacağız. Ardından bir tane daha hemen alet ekliyorum. Şimdi sıradaki item'ımız hani uranyum kılıç ekledik ya. Sıradaki ise uranyum kazması olsun bence. Uranyum kazma abi. Uranyum kazma. Yine bir alet oluştur diyorum. Hemen şablondan tekrarını abi çubuk çubuğumuz geldi. Meşhur çubuğumuz yani. Artıya basıp şablondan kazmamızın şeyini ekliyoruz. Evet, az önce yanlışlıkla eklemiştim hatırlıyorsanız. Şimdi tekrardan bu şekilde ekledim. Hemen bunu yeşil yapıyoruz abicim. Şöyle yeşil bir renk yapalım. Koyu yeşil. Şöyle şöyle direkt yapıyorum kendim. Birazcık açık yeşil yapıp böyle hani şey yapalım istiyorum. Biraz şöyle açık yeşil yapalım bir de. Şöyle şöyle abi. Şöyle şöyle eklentiler ekleyelim. Şurası olmadı bir dakika. Bir geri al abi. Pıt pıt pıt. Şöyle. Şöyle şöyle hop hop hop. Bence fena durmadı da şurası çok garip durdu ya. Çok bilemedim. Şurayı birazcık da böyle hani açık bir yeşil alalım tamam mı? Şuraları açık yeşille yapalım. Bence daha iyi oldu. Şu hatta ortalığı birazcık daha hani çeşitlilik olsun. Bence gayet iyi oldu. Şimdi bir de hani şey kılıç eklediğimiz şeyleri de beklesem mi acaba? Ama bunda çubuk var yani. Çubuk da çok güzel görünmeyebilir. O zamansa şöyle şeyler yapabiliriz belki diyeceğim de. Yok bu da çok kötü durdu. Bence böyle gayet okey abi. Böyle kalsın. Hemen eşya olarak diyorum işte kazma olsun. Doku'yu kaydettim. Kazma olarak kaydettim. Neredeydi benim kazmam? Buradaydı. Şimdi detaylara geldik. Uranyum kazma. Pickaxe olarak kalacak. Şimdi geldik önemli kısımlara. Kazma seviyesi. Bu ne biliyor musunuz? Hani mesela sadece şey var ya mesela ne bileyim demir cevher üzerinden gideyim. Demir cevheri taş kazma özelliğiyle kırılabiliyor ya mesela tahta veya altın kıramıyor bunu bildiğiniz üzere. Bunu mesela ben gidip burada yazıyoruz da bir dakika burası değil burada yazıyor. Sıfır tahta diyor altın diyor işte bir taş iki demir üç diamond dört netherite. Şimdi bu oyundaki bütün şeyleri kırabilsin istiyorum ben. O yüzden netherite yapıyorum yani dört yapıyorum. Oyundaki bütün orları kırabilsin toplayabilsin. Verimlilik de ne kadar hızlı kırdı. Gördüğünüz burada yazıyor. Altın tuğlalar 12 var diyor falan filan işte. Bu çok hızlı olmasını istiyorum. 16 yapıyorum abi. 16 bayağı hızlı kırmasını istiyorum. Büyülenebilirlik. Bu yüksek olsun bence 20 yapalım. Saldırı hızıyla şeyini falan bunları ellemiyorum. Ve dayanıklılığını 10.000 yapıyorum. Öncekisinde 10.000 yapmıştık zaten. Tamir eşyası, uranyum. Ateşe karşı dayanıklı olmasını istiyorum ben arkadaşlar. Tetikleyicilerle işimiz yok dedik ve modern kaydı ve uranyum kazmamız geliyor. Tarif oluşturuyorum hemen kazma diye. Hızlı geçiyorum buraları birazcık. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar önceki bölümleri izleyenler bilir. Kazmaya koyuyorum. Uranyum kürçesini şöyle yayıyorum. Sonra çubuk ekliyorum abi. Stick'imi ekliyorum. Şöyle yapıyorum ve kaydediyorum. Aynen bu şekilde kazma tarifimiz de tamam. Şimdi kazma ile kılıcı hallettik. Şimdi sırada diğer şeyimiz, aletimiz var. Bu sefer de balta yapmak istiyorum ben. Uranyum balta. Uranyum balta. Normalde genelde çoğu kişi arkadaşlar savaş baltası falan yanlış yazdık. Savaş baltası falan yapıyor. Ben normal balta yapacağım arkadaşlar. Savaş baltasını ayrıyetten ekleyebiliriz sonradan. Şimdi şablon olarak bir dakika katman yok değil şablon. Tekrardan çubuğumu seçiyorum ve oluşturuyorum. Ardından buradan tekrardan şablona geliyorum ve bakın burada şöyle bir arkadaş var. Bunu da oluşturuyorum ve gözü bir balta template'ımız geldi. Şimdi tekrardan yeşili seçiyorum buradan. Şöyle abi yeşile boyayalım bir dakika. Bozuk boyadık. Şöyle abi yeşile direkt boyuyorum abi. Şöyle güzelce boyadık. Çirkin nurunun farkındayım. O yüzden şöyle şöyle detaylar ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Nasıl durdu? Kötü mü durdu? Bakayım bir.
Çirkin durdu ya. Böyle yapmayalım o zaman. Rastgele rastgele abi. Şöyle şöyle parçacıklar koyalım. Böyle daha kötü durdu yalnız. Evet. Şöyle şöyle. Yo, bu da çirkin durdu. Nasıl yapabiliriz? Şöyle şöyle. Ya en iyisi ben bildiğim gibi yapayım ya. Böyle daha rahat oluyor çünkü. Nasıl oldu ki? Fena değil bu arada. Bence gayet güzel oldu. Dokuyu kaydet. Eşya olarak kaydediyoruz. Balta yapalım adını. Balta. Kaydettim. Şimdi baltayı tekrardan buraya ekliyorum arkadaşlar. Detaylara geldik. Uranyum balta. Bunu eks yani balt olarak kaydediyorum. Kazma seviyesi falan bunlar işimiz şu an verimlilikle var. Verimlilik mesela bu bayağı az kazmasını istiyorum ben artık. 20 yapıyorum. Birlik 20. Atak damage. Şimdi bence bunun için ayrı savaş baltı testi yaparız. O yüzden bunu çok ellemiyorum. Dayanıklılığı 10.000. Tamir eşyası da uranyum külçesi. Hatta atak damage'ini bence 8 yapalım diyorum ben. Saldırı hızı 0,5. Yani bayağı yavaş. Ateşe karşı dayanıklı ve kaydettim. Şimdi bunun bir de tarifi var. Hemen balta diyelim. Tarifin yanına hemen balta koyuyorum buraya bir tane. Ardından buraya bir tane külçe koyup şöyle yaydırıyorum. Sonra stick yani şey çubuk koyuyorum şöyle. Evet, baltamız da tamam. Şimdi bir tek ne kaldı? Kürekle çapa kaldı galiba. Aynen, ben kürekle çapayı da yapacağım. Ondan sonra bir oyuna girip test ederiz hepsini. Ondan sonra da ufaktan videonun sonuna geliriz zaten. Hemen artıya bastım. Tekrardan bu sefer tekrardan alete basıyorum. Sıradaki zımbırtımız kürek olsun diyorum ben. O yüzden diyorum ki uranyum kürek. Abi adı uranyum kürek pardon. Şöyle yazmamız gerekiyordu. Şimdi tekrardan şablondan oluşturuyoruz. Ancak bu sefer bakın şurada kürek için ayrıyetten bir tane şey var. Bakın şöyle ucunda bir şey var şu sopanın. Bunu oluşturun. Çünkü bu daha iyi görünüyor. Yani birazcık daha güzel görünüyor. Şablondan şurada kürek şeyimiz var zaten. Bunu direkt basıyorsunuz ve bu şekilde küreğimizi oluşturuyorsunuz. Ardından hemen yeşili kullanıyoruz. Zaten burada Resin diye bir kısım vardı. Buradan elde edilirsiniz. Şöyle ilk önce bu sefer şunları ayarlayacağım. Bunu ayarladıktan sonra hatta şu köşeleri de mi olsa bir dakika. Şu kenarları da böyle olsun hatta bu sefer daha güzel durur. Açalım. Şimdi bir de şöyle bir yeşilimiz var. Şunlar da şöyle olsun. Şu anlık iyi gibi ya. İyi iyi aynen. Eşya olarak tekrardan bunu istersen böyle random bile atabilirim yani. Canım random atmak istedi şu anda da ben. Kürek yazıyorum tekrardan. Kürek değil pardon. Kürek yazalım. Ve kaydettim. Şimdi kürek olarak kaydettim. Ardından buraya bunu koydum. Şimdi detaylara geldik. Uranyum kürek yazalım bunu. Kürek olarak düzeltelim. Pickaxe değil bu sefer spade olarak düzeltiyorum. Verimliliği 20. Baya hızlı. Senin veya 20 olmasın ya çok abarttık. 15 yapalım. Bunları ellemiyorum. Dayadıklarını 10.000 yapıyoruz. Tamir eşyasını şu zımbırtı ateşe karşı dayanıklı ve her şey okey şu anda. Tekrardan bir tane daha tarif oluşturuyorum. Diyorum ki kürek diyorum. Böyle değil tabii de kürek. Hemen oluşturuyorum abi tarifimi. Küreğimi koyuyorum. Zaten çok basit abi. Minecraft küreklerinin klasik yapılışı gibi olacak. Şuraya çubuk böyle böyle olacak ve kaydettik. Küreğimiz de okey. Şimdi bir tek ne kaldı? Çapa. Kimsenin yapmayacağı o meşhur şey. Hemen diyorum ki uranyum çapa olsun. Çapa değil çapa. bir dakika ama şöyle baş harfi. Neyse çok fark etmez de. Oluşturalım şimdi. Negra şablon seçiyorum. Ve tekrardan çubuğu seçip oluşturuyorum. Şimdi tekrardan şablona basıyorum ve bakın şurada çapa için bir template'imiz var. Bunu seçip oluşturuyorum. Şimdi gördüğünüz bir çapamız geldi. Bunu koyu yeşil yapalım diyorum ben. Koyu yeşil olarak yapalım. Birazcık da şöyle açık yeşil olsun bazı kısımları. Şöyle olsun. Şurası şöyle olsun. Burası da böyle. Pardon böyle değil abi. Böyle yapmak istemedim. Şöyle. Nasıl oldu bilemedim. Gayet iyi bence. Eşya olarak bunu kaydedebilirim. Çapa diyelim onunla. Çok basit zaten direkt çapa. Hemen çapımızın tekstürünü de buraya yerleştiriyoruz. Detaylara geliyoruz. Uranyum çapayı düzeltelim abi. Çapa. Bir dakika. Çapa. Yazamıyorum. Abi yazamıyorum ne diyeceğim ha çapa. Ardından bunu hu olarak yani çapa olarak düzeltiyorum. Ardından bunu da zaten sadece arttırabileceğimiz dayanıklılığı var abi. Diğer şeyler çok saçma. Tamir eşyası olarak. Bu ateş karşı dayanıklı mı? Bu da okey. Bunun bu arada hani sağ tıkladığımızda alanı biçmesi falan onlara gerek yok. Çünkü zaten hani şey bu uranyum çapa olarak yaptığımız için
Onun da özelliği var. Ha, uranyum kürek için de aynı şey geçerli. Şimdi gidip tarif oluşturuyorum ve bu sefer diyorum işte çapa. Hemen tarifimizi oluşturuyoruz. Çapa olacak. Hemen abicim. Çapanın tarifi zaten genelde nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Hemen bir de stick abi çubuk hallediyoruz ve bu da kaydettiğimiz andan itibaren şu anda gördüğünüz gibi bütün kılıcımız, küreğimiz, baltamız her şey tamamlanmış durumda. Evet. Hemen ve oyuna girip hatta bir deneme yapalım abi. Evet arkadaşlar şu anda test dünyama girdim gördüğünüz gibi. Şimdi itemlarımız tabii ki de dağıldı birazcık ama buraya geldi. Evet kılıcımız, kazmamız, baltamız, küreğimiz ve çapamız. Bunların hepsini yapmıştık gördüğünüz gibi ve evet bayağı şekil duruyor bu arada kılıç. Göz gibi 12,5 vuruyor ve 2,5'ta saldırı hızı var. Yani bayağı seri gördüğünüz gibi bununla vurabiliyoruz. Bir dakika ben niye buraya düştüm? Ha. Kazmamız var. Bunları zaten çok fazla değişkenlik göstermiyor. Sadece balta 8 vuruyor. 0,5 şey zımbırtısıyla. Ama bu 12,5 vuruyor. Yani bu daha mantıklı kısacası. Küreğimiz falan filan var. Ve bakın biz sadece küreği yani kürek olarak koştuğumuz için bunun otomatik olarak şöyle özelliği var. Çapanın aynı şekilde otomatik olarak özelliği oluyor siz o şeyi ayarladıktan sonra. Şimdi gelin hatta bir bunları test edelim. İlk öncelikle oyun şey video biraz kasıyor da oyun kasmıyor. Niye video kasıyor bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen yaratıcı pardon hayatta kalmaya geçiyorum ve test ediyoruz. Şimdi küreğimiz evet bayağı hızlı. Toprakları hatta direkt tek atabiliyor. Böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Abi böyle bir şey olabilir mi yani? Neyse tekrardan aynı itemları alıyorum şimdi. Baştan test ediyoruz. Ufak bir talihsizlik yaşadık. Neyse. Ya bayağı hızlı kırıyoruz yani kürek bayağı seri kırıyor. Kazmamız da bayağı seri kırıyor yani Netherite'dan daha hızlı kırdığını söyleyebilirim. Ardından baltamız falan vardı hemen şöyle ya çapa hiçbir şey değiştirmiyor zaten. Kılıcımız tek attı. Domuzlara tek atabiliyor. Şu arkadaşa bile yani ineklere bile tek atıyor yani öyle bir şey. Bir de baltamıza geldik. Bunlar gözlük böyle böyle bu arada hani şey yapabiliyor balta olarak ayarladığımız için otomatik olarak. Bayağı da seri kırıyor bu arada gördüğünüz gibi. Artık odu toplamak çok daha kolay. Evet böyle hani böyle soyabilirim, toplayabilirim istediğim gibi odunları. Bu şekilde hani bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Uranyum, kılıç, kazma vesaire işte böyle böyle. Hemen yaratıcıya geçiyorum ve inventerimi temizliyorum. Şimdi toplamda kaç tane item oldu? Şunları bir alalım abi. Şunları bak bu organize etmek için bir video yapacağım ekstradan arkadaşlar. Sonraki bölüm büyük ihtimalle onunla alakalı olur zaten. Ben geldim. Uranyum bloğumu alıyorum. Uranyum külçesini de almam gerekiyor. Uranyum külçesini biz nereye attık? Malzemelere attık büyük ihtimalle aynen. Başka bir şey eklemiş miydik? Başka bir şey. Ha bir de ore ekledik doğru. Hemen bütün her şeyi aldım. Şimdi gördüğünüz gibi bu kadar fazla itemimiz var artık. Ha bir de şey düzeldim diye önceki bölümde şey yapmıştım da bir dakika. Demir kazmayla artık hani o şeyi açmıştık ya o yüzden artık demir kazmayla kazdım mesela ki bayağı yavaş kırılıyor. Gözlü ve düşürme. Ancak elmas kazmayla kırarsam bana oru düşürüyor. Bunu düzeltmiştik önceki bölümde hatırlıyorsanız. Bunu da göstermek istedim. Yani özetle bu şekilde şu anlık modumuz. Ben bu hani mod bitince nasıl dışarı aktarılacağını vesaire de gösteririm. Ya şimdi gördüğünüz gibi şimdilik gözlü bayağı güzel bir mod oldu bence. Hani daha bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Oh çok güzel. Neyse. Öyleyse ufaktan bu videonun da sonuna gelelim. 18 dakika olmuş zaten. İlk bölümden yine de daha kısa. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ha bir de böyle hani şey mod serisinin devamını istiyorsanız lütfen like atın arkadaşlar bakın. Arkadaşlar lütfen like atın Allah rızası için. Falan böyle dilenci moduna geçmeyeceğim de tabii ki de neyse. Kısacası umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.